Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabımız Latife Tekin'in yazmış olduğu Ormanda Ölüm Yokmuş adlı roman. Elimdeki kitap Everest yayınlarından 175 sayfadan oluşmakta. Bu kitapta olaydan çok durum anlatılmakta. Durum hikayesi diyebiliriz. Eğer macera arıyorsanız bu kitaptan sıkılabilirsiniz. Daha çok iki kahraman var, iki arkadaş var. Onların duygu durumlarına, sohbetlerine, düşüncelerine yer verilmiş. Herhangi bir olay yaşanmıyor. Kitabın baş karakterleri Yasemin ve Emin. Bunların ikisi iki arkadaş. Ormanda yaşamaya karar veriyorlar belli bir zaman sonra. Ormanda yaşıyorlar, ormanda dolaşıyorlar. Ormanda dolaşırken bunların hal ve hareketleri, duygu ve düşünceleri, birbirleriyle yaşadığı çatışmalar, anlaşmazlıklar okuyucuya aktarılmış. Ormanda dolaşırken Emin yapraklara ilgi duyuyor, ağaçlara, çiçeklere, böceklere ilgi duyuyor. Ormanda yaşamak çok hoşuna gidiyor. İnsanlardan uzakta yaşamak onu çok mutlu ediyor. Yasemin ise ormanda yaşamaktan, ormanda dolaşmaktan korkuyor aslında. İnsanların arasına karışmak istiyor sürekli. Bunu Emin'e sürekli dile getiriyor. Yasemin ve Emin iki arkadaş ama aralarında aynı zamanda yaş farkı da var. Yasemin daha genç. Aynı zamanda hiçbir konuda bunlar uzlaşamıyorlar, hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin düşündüğünü diğeri kabullenemiyor, daha doğrusu onaylamıyor, farklı şekilde düşünüyor. Hatta kitabın bir yerinde bu dile getirilmiş. Emin ve Yasemin'in tek ortak noktalarının ikisinin de sevgililerinden, eşlerinden aynı gün ayrılmış olmaları söyleniyor. Bu arada Yasemin çocukluğundan beri öykü yazıyor, sürekli bir şeyler yazmaya çalışıyor. Aynı zamanda etrafında gördüğü her şeyin nedenini araştırmaya çalışıyor, bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Öğrenmeyi seven, araştırmayı seven biri. Emin onun tam tersi, çok karamsar biri, vurdum duymaz biri, insanları sevmeyen biri, onlardan uzaklaşmaya çalışan biri, kendiyle baş başa kalmayı seven biri Emin. Hatta ben şeyi fark ettim, Yasemin olaylara, durumlara biraz daha gerçekçi yaklaşıyor. Emin ise biraz daha duygusal açıdan bakmaya çalışıyor kendince. Kitabın çoğunluğunda aşktan bahsediliyor. Emin'in aşk üzerine konuşmaları var. Aslında Yasemin aşktan konuşmaktan sıkılıyor ama Emin'in inandığı tek şey aşkın varlığı. Bundan bahsediyor. Emin'in geçmiş aşklarından bahsediyor. Emin'in çok yoğun bir şekilde yaşadığı aşk duygusundan bahsediyor. Bu arada Emin resim yapıyor. Aynı zamanda ormanda dolaşırken yaprakları topluyor. Ağaçlara ilgisi olduğunu söylemiştim zaten. Mesela kitabın herhangi bir yerinde Emin ve Yasemin herhangi bir konuda konuşuyor olsunlar. Fark ediyoruz ki bunlar ikisi de birbirlerinin duygularına, birbirlerinin acılarına, hüzünlerine çok da önem vermiyorlar. İkisi de sadece kendi duygularıyla, kendi fikirleriyle ilgileniyorlar. Zaten Emin'in insanlardan uzakta bir yerde yaşamak istediğini ve bulunduğu yerden sürekli başka bir yere gitme isteğinde bulunduğunu söylemiştim. Yasemin ormana gitmek istemiyor aslında. Ormanda dolaşmak istemiyor. Bundan korkuyor. Ama evine de gitmek istemiyor. Çünkü evde sevgilisi ölmüş. Ölüm duygusunu, ölüm hatırasını hatırlamak istemiyor, görmek istemiyor. Evdeki ölüm hatırasından kaçmak için ormana gidiyor. Kitabın son sayfalarına doğru Emin gördüğü rüyalardan bahsediyor. Bu konuda sohbet ediyorlar. Bir ara evlerine gidiyor ikisi de. Daha sonra tekrar yolculuğa çıkıyorlar ormana doğru. Bu sefer Emin ağaçlara, çiçeklere, yapraklara karşı ilgisizleşmiş. Yaprak topluyordu, yaprak toplamıyor. Bu sefer Yasemin daha çok ilgilenmeye başlıyor ağaçlarla. Hatta Yasemin yaprak toplamaya başlıyor. Ağaçlara ilgili davranmaya başlıyor. Fark ediyoruz ki kitabın son sayfalarında Yasemin ve Emine'nin karakterleri yer değiştiriyor, ilgileri yer değiştiriyor. Söylediğim gibi arkadaşlar bu kitapta bahsedeceğim herhangi bir olay yok. Sadece durum hikayesi diyebilirim. Zaten bu kitabı aktarırken belli bir sıraya koymaya da gerek yok. Çünkü çok karışık bir şekilde aktarılmış. Yani örnek veriyorum, öğretmen size bu kitabı özetleyin diye ödev verdi. Siz gidersiniz okursunuz ancak şu şekilde özetleyebilirsiniz. Hocam iki tane karakter var. Bir tanesi Yasemin, bir tanesi Emin. Bunlar iki arkadaş. Ormanda dolaşmaya, ormanda yaşamaya karar veriyorlar. İlk başlarda Emin ağaçlara çok ilgili, yaprak toplamakla meşgul. Aynı zamanda sohbet ediyorlar farklı konularda. Emin gerçek hayatta sadece aşk kavramının varlığına inanıyor. Yasemin olaylara daha gerçekçi açıdan bakıyor. Emin ormanda dolaşmaktan, ormanda yaşamaktan haz alıyor ama Yasemin ormanda dolaşmaktan korkuyor. Daha çok insanların arasına, insan topluluğunun arasına karışmak istiyor.
Ancak Yasemin evine de gitmek istemiyor çünkü evinde sevgilisi ölmüştü. O ölüm hatırasıyla karşılaşmak istemiyor. Aynı zamanda bu Emin ve Yasemin hiçbir konuda uzlaşamıyorlar. Hiçbir konuda hemfikir değiller diye özetlersiniz arkadaşlar. Benim kitapla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.